Birçok yere sunuma gittim, birçok yerleri gezdim ama bugün burada olmak beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Çünkü ben Adanalıyım, Adana'nın Çelemli köyünde doğdum, Mersin Aslanköy'ün geliniyim. Bir kere köyde doğdum, köyde büyüdüm, köyde yaşıyorum. Köylü olmaktan gurur duyuyorum. Şimdi kurban olduklarım, ben 10 kardeşin 6.'sı olarak dünyaya geldim. Her zaman ben 9 kardeş derdim, anam da dedi ki ne olur mu öyle şey, ben 10 tane doğum yaptım. Birisi 3 aylık ölmüştü çünkü. Ben onu bilmediğim için hep 9 kardeş derdim. Ama 10 kardeşiz ve ben 6.'sıyım. Benim köyümde kız çocukları o zamanlar okula gitmezdi. Çünkü adetti. Hani adet yoktu, yokluktan falan değil. Gönderilmezdi, ayıptı, dedikodu olurdu. Kız çocukları okula gitmez, çalışmaz, evin içinde sadece evin işini yapar. İşte hanımının, eşinin, hani evin dışına çıkmazdı. Ama bir gün ben 7-8 yaşları arasındayken camiden bir anons edildim. Denildi ki, her evden bir kız çocuğu okula gidecek. Eğer gönderilmezse baba ya da anne hapse atılacak. Ben bir sevindim ama... Çünkü ben gideceğim. Sonradan tabii hemen yelkenler suya düştü. Benden küçük vardı. Onu gönderdiler. O da gitmedi. Babam düşünüyor artık. Birinden biri hapse gidecek. Velhasılı çok uzatmayayım, süremiz kısa. Ben bunları anlatırsam haftalar sürer. Tesadüfen ilkokulu bitirdim kız kardeşim gidemeyince. Ama ilkokul 3. sınıfa giderken evimiz, çok şanslıydım. Evimiz okula yakındı ve küçük lojmanlar vardı. Öğretmenlerle ablamlar aşırı neşir olduğu için... Beni de çok severdiler. Öğretmenim bana bir gün dedi ki, Yıldız, soy ismim Yıldız olduğu için, Yıldız git benim odadan kitabı getir bana dedi. Kitabımı getir, oda masanın üstünde dedi. Ben o kitabı aldım, şöyle bir baktım. Üstünde kırışık yüzlü, aynı anam gibi bir resim var. Allah Allah, yabancı da adı. Ama şöyle bir araladım, baktım, baktım. Allah Allah, bizim köyü anladı sanki. Baktım evin içinde sobası var, aynı köyü anladı. Ben onu o an kısa bir süreyle hemen hayal kurdum. Yanımdaki arkadaşımın isimlerini koydum. Erkeklerin ismini erkek arkadaşlarımı koydum sınıfta. İlkokul 3. sınıftaydım. Ve o kısacık mesafede kitabın aralarından okumamla birlikte ben daha nereleri gezdim. Ve o kitabın adı Maxim Gorki'nin ana kitabıydı. Ben hayal kurdum. Çünkü... O küçücük yerde ben kendimle özleştirdim. Çünkü o köydeydi, yani hayal kuruyordu. Bunun o zaman ben o ilkokulu bitirince okumayacağım, bunun bilincindeydim. Ne olabilirdim? En beleşi hayal kurmaktı, bunun peşinden gitmekti. Ben de onu yaptım. Ve yılmadım, bıkmadan hep okudum, hep okudum, hep okuyorum. Hala da okuyacağım. Ve üretmeyi, başarmayı, çalışmayı... Çok seviyorum. Çünkü ta çocukluğumdan beri benim öyle çok oyuncaklarım oldu. Lüks bir hayat yaşadım dersem yalan söylerim. Hep yaratıcılığımı geliştirdim. Oyuncağım olmadı, süpürgeden bebek yaptım. Çamurdan bebekler, tencereler yaptım. Büyüklerim pekmez kaynatırken herkesi organize ettim. Onlarla birlikte ben de pekmez kaynattım. Ve evlendim. Adana, Mersin'in Aslanköy'üne gelin geldim. 19 yaşlarındayım. Ve kurban olduklarım, baktım. Çünkü iyi bir dinleyiciyim, iyi bir gözlemciyim. Ve hepsini bir araya getirince de ben biraz bunaldım, boğuldum. Çünkü benim köyümde kadınlar hiç işe gitmiyordu. Ama gelin geldiğim köyde erkekler oturuyordu, kadınlar çalışıyordu. Ben bir şeyler yapmalıyım dedim. Ve oradaki kızlar liseyi bitirince hiçbir şey yapamıyordu. Çocuk bakıcılığını başlattım. Memurların, öğretmenlerin çocuklarına vesaire temizliğe gitmeye başladım. Vesaire vesaire çok uzun. Ama bunlar bana da yetmedi. Çünkü kim çocuk bakmaya başladıysa ben onu bıraktım. Temizliğe başladım. Temizliğe gitmeye başladılarsa onu da bıraktım. Ve en sonunda dedim ki, Ümmiye kızım. Sen öyle bir şey yapmalısın ki bu Aslanköy'de, çünkü benim köyümde, yaşadığım yerdeki köyde her bir tarafı Güney Turuz Dağları'yla çevrili. Ben buradaki yaşayan kadınların sesini Mersin'e duyurmalıyım. Bakın Mersin'e diyorum, çünkü
Ağzımdan Mersin çıkıyor ama yüreğimde diyor ki sen böyle gidersen bütün dünyaya duyurursun. Ama ben sadece Mersin'i istedim. Tek hedefim Mersin'di. Ne yapabilirim araştırması içindeyken köyüme tiyatro grubu geldi. Öne oturdum şalvarımla. Dedim ki bitti, çıktım çocukların yanına. Kurban oğlum senin adın ne Cülüm dedim. Ali dedi. E ama demin Veli'ydi dedim. Olur mu teyze dedi, o benim rol edim dedi. Ben o gece sabaha kadar hiç uyumadan Ayşe'nin anlattığını, Fatma'nın anlattığını, çünkü köyde iyi bir dinleyici olduğum için bana gelip her şeyi anlatıyor herkes. Ama utanıyor anlatırken kocasından gördüğünü, kaynanasından gördüğünü, kocasından gördüğü şiddetleri başkasınınmış gibi anlatıyor. Oysa ben biliyorum. Olanları biliyorum. Ha Ümmiye kızım dedim kendi kendime. O zaman ben de bunların isimlerini değiştirip bunların yaşadıklarını bunlara seyrettirirsem o zaman bunlar yanlışlarını görür. O zaman köydeki erkekler de kendilerini değiştirirler dedim. Ve dediğimi de yapacağım ama nasıl olacak, öyle hiç kolay değil. Velhasıl hiç kolay da olmadı. Sonucunda 40 kapıya gittim. O 7 bayanı bulmak için. Sonuç itibariyle buldum da. Ha, bana yanlış kelimeler kullanırdı, sana mı kaldı, öyle miydi, böyle miydi? Ben onlara hep teşekkür ettim. Yine de teşekkür ediyorum. Çünkü onların bana hep yanlış yapması sırtımdan beni kamçıladı, ilerlememe neden oldu. Onlara teşekkür ederim. Ve tiyatroyu kurdum artık. Ve basından herkes gelmeye başladı. Ama şuna anlatmadan geçemeyeceğim. Köydeyiz, hiç tiyatrodan kimsenin haberi yok. Şimdi benim aklıma geldi, gittim biraz tahsilli olana. Dedim böyle böyle bir tiyatro kuracağım ama en akıllıları benim, nasıl olacak ben de bilmem, sen yardım et. Dedi ki olur mu öyle dedi, ben yapamam dedi, ben tuhafiye işledim dedi. Sonra işte müdüre git dedim, müdüre gittim, bana Müjdat Gezen'in kitabını verdi. Ben gündüz Bağbahçe'de çalıştım, akşamları onu okudum. Arkadaşlarıma gittim, yufka atıyoruz biz İmece usulü, kışlık ekmeğimizi. Kızlar dedim gelin bir tiyatro yapalım biz de dedim. O neci kız dedi, hende Allah'ta neci, ne demekmiş o dedi. Olur mu kız dedim. Ümmü abla ne demek o dedi. Biz ne yapacağız onu dedi. Kız dedim. Sen dağdan odun getirmeyelim. Getireceğiz. Bahçede de çalışın. Çalışacağız. Evini ihmal eden mi? Yok. Çocuğuna bakmayan mı? Bakayım. Peki sana bu zamana kadar eline sağlık hanım. Çok güzel olmuş gelin. Diyen oldu mu? Yok vallahi dedi. Kimse demedi. Kız o zaman gelin bunları ben yazayım. Sahnede oynayalım. Belki o zaman bize derler. Bizi takdir ederler dedim. Ümmüye abla kız dedi hakikaten ederler mi ki takdir dedi, ederler dedim. Vallahi o zaman ben varım ama dedi bizim herifler ne diyecek dedim. Ben dedim heriflerden izin alırım. Gittim herifleri ikna ettim, tiyatroyu kurduk ve geldiler izlediler köy meydanında. Kızım Ümmüye abla sanki beni yazmışsın dedi eşlerim. Halbuki oydu zaten. Ama en çok hoşuma giden... Şimdi o yanlışlar benim köyümde düzeldi. Hiç yok. Artık kadın, erkek birlikte omuz omuza çalışıyor. Kesinlikle git çınarın altında oturan yok. Hedefime ulaşmıştım. Ama bana bu da yetmiyordu. Onun için kadınların sesini daha çok kitleye ulaştırmak için, daha çok kitleye, çünkü bizim toplumumuzda tiyatroda iyi bir şey yok maalesef. Ben de dedim ki herkes televizyon izliyor maalesef. Biz bilinçli bir toplum olmadığımız için. Öyle bir şey yapmalıyım ki televizyonda izlenmeli ama ne olmalı? Çünkü 2005 yılında öyküsünü yazdığım Yumbebek öyküsünü tamamen yaşlı teyzelerden dinleyerek yazmıştım. 70 yaşında, 75 yaşında teyzem bana anlatırken çocukluğunu ağlayarak anlatmıştı. Ben de kendi kendime dedim ki ne bakın çocukluk çok önemli. Biz çocuklarımıza ne verirsek onu alıyor. Çocuklarımıza biz yemedik onlar yesin, biz okuyamadık onlar okusun diyerek çok yanlış yapıyoruz bilmeden anne baba olarak dedim ve bunun filmini çekmeliyim dedim. Çünkü bizim göz ardı ettiğimiz herkesin erkeğin kadına uyguladığı şiddet için feryat figan ediyor. Ben de diyorum ki ne? Hayır, kadında kadına şiddet daha ön planda olmalı. Çünkü biz o çocukları biz yetiştiriyoruz. Biz onlara iyi örnek olmalıyız ki, iyileri vermeliyiz ki onlar alsınlar. Şimdi ben köyde yaşıyorum. Malzeme o kadar bol ki hiç öyle hayal gücüne falan gerek yok. Ayşe teyzemin evinin önünde zebzesi var, Berkin'in de inekleri, koyunları var. Her gün bahçeye giderken
Bir daha koparıyor hayvan. Bilmez ağzı var, dili yok. O oradan bağırır etli edepsiz, o bağırır kavga düş, birbirini saçmaş. Birinin kızı var, birinin oğlu. Ben bunları biliyorum. Çünkü oradayım 79 tarihinden beri. Ve birinin oğlu oldu, birinin kızı. Biri sindirmeyi öğrendi, biri sinmeyi. Biri şiddet uygulamayı öğrendi, biri de susmayı öğrendi. Ha, o zaman neymiş? Biz çocuklarımızın yanında davranışlarımıza dikkat etmeliyiz. Bu çok önemli. Biz çocuklarımıza tepesine vura vura sen sigara içme. Hayır, biz içmeyeceğiz. Kitap oku. Hayır, biz okuyacağız. Çünkü benim de 3 tane evladım var. Ben çocuklarıma asla demedim. Ama örnek oldum. Çünkü çocuklar bizleri örnek alır. Velhasılı kelam, Gün Bebek filmini de çektim. Şimdi ben çok çok oradan oraya gideyim. O kadar çok ki. Gün Bebek filmini de çektik. Tabii ki öyle hiç kolay olmadı. 3 metre karda çektik. Bir sürü insanlar destek verdi bize. Bir kere Mersin'deki kurumlar, valilik, belediyeler, bir sürü. Hangi birini sayayım? Bir sürü insanın emeği var orada. Ve ödül aldık. Şimdi bana işte yazar, yönetmen, oyun, şu, bu bir sürü ünvan taktılar. Ama ben sadece ve sadece anneyim. Bu ünvan bana yetiyor. Bunu gururla söylüyorum. Çünkü ben 38 yıllık mutlu, evli bir 3 çocuk annesi bir anneyim. Diğerleri bana vız gelir, tırız gider. İsterim ki bütün anneler öyle olsun. Teşekkür ediyorum.